Herkese selamlar. Hep bir video karşınızdayım. Bugün sizlerle kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. Durmak yok, paylaşmaya devam diyoruz ve bu hesaptaki 13 tane paketimizi açıyoruz. Tek bir oyuncu ihtiyacımız yok ama gene de tabii ki koyun e ihtiyacımız var. Çoğu salsa bir paket, satılmaz paket var mı bilmiyorum ama birkaç tane var. Onlar da ne hani bu işin tamamen şans kısmı diyoruz. Ultimate paketi var bir tane. Rivas'tan gelen Şansımıza bir şey gelirse iyi olur. Yani, ultimate'den bir iyi bir şey alırsak neden olmasın diyoruz ve başlıyoruz bakalım. Bunun arkasına muhtemelen bir ikon yapmayı da düşünüyoruz tabii ki. Bu bayağı iyi oldu yani. Orada Totvi gözükmeyip de arkasa Totvi gelmesi de güzeldi. En azından memnun ediyor abi. Şimdi orada Totvi görüyorsun 79'u alınca üzülüyorduk önceden. Artık böyle şeyin arkasına gelmesi güzel oldu. Bu arada Türk geldi. Oo Çağlar Söyüncü. Bu fonun önüne geldi. İki nadir oyuncuyu açalım abi. İki nadir altın olmadı. Nani. Acaba Fener'e gelir mi? Bilmiyorum ya da Fener alır mı bilmiyorum. Yani gelirse güzel olur mu? Akılda fazla soru var aslında. İnşallah hani bunu en kısa sürede görürüz diyoruz. Çünkü ne kadar yaşlansa da onu bu takımda görmek tabii ki istiyoruz. Baklavaları yeter abi. Baklavaları yeter yani gerçekten helal olsun adam. Hala aynı şekilde devam. Üste karmoncu paketini açalım. Satılamazları açalım bu sefer. Hep satılabilirleri önce açıyordum. Bir sefer satılamazları önce açıp hızlı sat varsa direkt yollayacağım ya. Bu sefer de böyle yapacağız. Delort geldi. Satıra bir paketmiş. Satılamaz. Ultimate var. Bir de üstte karma var. Şunu açalım. Ondan sonrası zaten en son açacak paketler. Çünkü biri 81 artı 3 tane. Dün ondan Volkat atalmıştık. O yüzden yani o paketi en sona bırakmayı düşünüyorum. Ultimate'den önce açabiliriz o paketi. Guerrero'muz elimizde var. Zaten bu tarz kartlar çok fazla var elimizde. Aslında bir 84'leri, 83'leri Totvi'ye harcayabilir miyim? Birkaç tane Totvi de yapabilirim videodan sonra. Yani bu videoya ekleyebilirim aslında. Çünkü çok fazla 83, 84'ü var. Çok fazla paket açtığımız, çok fazla yükseltme yaptığımız için. Yani video dışı da çok yaptığımız oluyor. Her zaman video çekemiyoruz. Özellikle geçen hafta işte dişten dolayı mesela video çekemediğim için o zamanlarda hep yapıp yapıp açtık. O yüzden elimizde çok fazla satılamaz yüksek ratingli oyuncu var. Bunlar tabii ki SPC'ye basmak mantıklı yoksa hep hızlı sata gidecek. O yüzden Salah'ı bedava yapmıştık. Belki öyle bir kart gelirse gene yaparız diye düşünüyoruz. Şimdi karışık oyuncu paketini açalım. Hadi be dostum. Daha o henüz gelmedi. Carlos Vela. Yani bir Sasa bir paket olması güzel. Sasramaz olsaydı bunu da hızlı atayolacaktı muhtemelen. Küçük üstte elektrum oyuncu paketi. Büyük aşışmalar sadece İsmet'in hesabında bizi biraz memnun etti açıkçası. Diğer hesaplarda şu an pek memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Bir de Abdurrahman hesabında ama 12'de büyük aşışmalar paketi değildi. Güzel bir paketten geldi. İki nadir satıra birden geldi ama 12'de biraz şanslı. 81 artı 3 oyuncuyu açacağız. Ondan sonra Mega. En son da Ultimate. Hadi bakalım. Abi bundan da board ya. İspanya. Sabek. Sağ Araba hal güzel. 85 olması gayet iyi bence. Yani en azından 83 falan değil. Yandarı ile işte beraber çok iyi oldu. Güzel güzel. Mega paket için önce şuradan bir altın ön izleme yollayalım. Bir yakmalık arkadan atalım abi. Buradan iyi bir şey almadığımız iyi mi oldu bilmiyorum ama. Bu hesapta iki defa buradan Volkat almıştım. Arka arka hem de. Ve aldım ama oyunda hiç video alamadık. Videoda zaten böyle şeyler gelmiyor. Ve 3, 2, 1 yolladım. Mega paket. Gelsin bir de bir şeyler. Hadi. Hadi abi. Aha Volkat. Hepsi bir anda yandı. Erling Haaland. Abi şaka gibi yani. Şunun kartı olsa gelmez ya. Erling Haaland'ı bu sene 4. veya 5. çekişim olabilir. Belki daha fazla. Yani her hesaba çıktı galiba Erling Haaland. Güzel güzel. 88 etikli bir kart gelmesi iyi. Satabilir olması daha iyi bence. Atamaz paketten gelmedi iyi oldu. Yanında Ibrahimovic, Aspiriketa falan da var. Bunları yukarı atacağım. Hatta David Neres'te paradan bir kart. Onu da yukarı atabiliriz aslında. Şunları aşağı yollayalım. Bunlar pek kullanacak şeyler değil. Tamamdır böyle yollayalım. Ve son paket Canlıcı paket, ultimate paket. Bunundan sonra bir ikon veya ne bileyim bir hero patlatabiliriz. Farklı bir hesap da olabilir. Bu hesapları yapabiliriz. Çünkü bakacağım dedim gelimdeki oyunculara. Belki de Totvi'ye yeterse 3 tane falan Totvi yaparım bilmiyorum. Ve 3, 2, 1. Yolladım abi. Ultimate paket. Oyunun en iyi paketi. Volkat. Noyer mi? Çok iyi bence. Müthiş. Müthiş hatta. Manuel Noyer. Oltayla. Hiç mu <laughs> Bakalım arkasında bir şey gelebilir mi? Gelebilir abi. Üstümüzdeki forman şansına bugün gerçekten şanslıydık. United forması bize şans getirdi diyebiliriz. Zaten onun da oyundaki forması United formasıydı mavi. Güzel oldu ve açıyorum abi. Hadi arkasına bir şeyler gelsin be lütfen. Kavani, Pike. Dört tane kopya var. Yani Noyer'in gelmesi iyi oldu aslında. Bir nebze bizi memnun etti orada. Burada Guerrero, Talisca, Ruben Neves, Baku var. Ve gittik paket yaptık geri geldik 5 tane paket yaptım 4 tane totbi bir tane 85 artı Yani Totbilerden pek ümidim yok açıkçası çünkü kendime Video dışı çok fazla yaptım hep 76 77 falan geldi Ama gene de tabii ki elinizde Satıramaz 83 üstü oyuncu varsa Bence yapın Her şey gelebilir Fransa Sağ orta sağ Yani 81 Çünkü ne yapıyorsun o adamları hep hızlı satır ölüyorsun hiçbir anlamı yok Yani o yüzden Bence buraya harcamak güzel oluyor. Şansım varsa belki bir şey gelir. Yoksa da sağlık olsun. Volka at falan mı? Geliyor mu acaba ya burada? Ben tek mi gerçekten? Abi 81 ne ya? İki paketten 81 gelmez ya. Dört tane totvi yükseltmesinden de bir şey alamazsak yani. Yazıklar olsun ya gerçekten. Kim buna lan? Marquinhos mu? Uuu kral Marquinhos elimizde diğer Marquinhos var biliyorsunuz RTTK kartı var bu kart gelmesi yani biraz şaşırttı açıkçası Satramaz gelmesi evet üzdü onu satmayacağız çünkü onun yükselmesini beklediğimiz için Onu satmayacağız yani güzel bir kart geldi 175 kalık bir kart Gayet iyi bence Yani çok çok iyi Öbürünü satmayı düşünmüyoruz aslında ama bilmiyorum belki de satabiliriz sonuçta 800 kalık bir kart o da Bir şey geliyor mu? Portekiz, Solbek. İşte bu. İşte bu abi bak. Bu müthiş oldu bak. Bu müthiş oldu. Jao Cancelo. Şunları kendi hesabıma yapsam muhtemelen çıkmaz. Ya işte bizim şansımız böyle. Hesabın ihtiyacı yok diye geliyor. Cancelo ne kadar bilmiyorum ama 50 kalık bir kart ama. Ratingi 87 olduğu için beni çok mutlu etti. Çünkü yani bir totpi 87 almak çok güzel bir şey. Ve son paketimizi açıyoruz bakalım. 85 artı bundan da bir şey gelirse deme keyif abi. Yok. 85'ten 85 çorgun yiyor. Sağlık olsun. Yani orada iki defa güldüğümüz için burada sağlık olsun diyoruz ve gerçekten iyi şeyler aldık. Yani iki paket bence bayağı bir mutlu etti diyebilirim. Sonuçta dört işte tane topu yaptık. Ben kendi hesabıma 5-6 tane yapmışımdır belki daha fazla yaptım. Yani en yüksek aldığım oyuncu herhalde 82'lik falan bir oyuncu almıştım ya da 81 miydi neydi? Ama burada bayağı iyi oldu ve şimdi diğer hesabımıza geçiyoruz ikon açacağız. Ve şimdi İsmet hesabında o bekleneni olayı yaptık. Gerçekten var ya kadrosunda oyuncu bırakmadım abi. Kadrosunda oyuncu bırakmadım. Hatta dedi ki bunları niye basıyorsun dedi. Ben de dedim ki yani onlar zaten ucuz dedim. Kadroya bir girelim abi. <laughs> Kadroda adam yok. Gerçekten Bamba, Robi Kim ve Kafu var. Yani ne var ne her şeyi attık görevlere. Az da oynamıyordu zaten. İkon yapalım dedi. Ben de dedim ki ikon yapacaksak dedim. Bu oyuncuları yollamamız lazım dedim. Ya biraz komik oldu yollarken onu yollama bunu yollama o benim Defans oyun orta falan derken hepsini yolladık. Umarım buna değer. Yani zaten çok pahalı oyuncular değillerdi ama o bunlarla oynadığı için fiyatlarını piyasasını bilmiyordu. Umarım iyi bir şey alırız. Guerrero geldi. Güzel paketlerden en azından harcadığımız oyunlar geri geliyor. Yani konuda biraz iyiyiz. Zarar etmiyorsun zaten burada. Giden oyuncuların çoğu geliyor ama yüksek reytingli oyuncular işte o iki tane yüksek paket var ya onların değerini almak biraz zor. Yoksa diğer o 3 tane paketin şeylerini çıkartıyorsun buradan gelen oyuncularla zararını. Ama o ilk 2 paket yani yüksek rating olan bayağı bir yoruyor seni. Hadi bakalım. Yani umarım sonucu güzel olur be. İlk yaptığımızda kafa almıştık. Onu video dışı açmıştık. Ben işteydim. Heyecanla yaptık ve açtık. Kafu geldi. Umarım bugün daha güzel bir şey gelir diyoruz. Bakalım. Buralar bayağı bir boş geçti. Şansımız varsa Bugün yüzümüz görecek. Hadi bakalım. Ve o alıcı noktadayız. Zurnanın zor dediği yerdeyiz abi. Yani her pakette farklı bir heyecanla başlıyoruz. Umarım iyi bir şey çıkartırız diyoruz. Hep böyle mutlu ayrılmak istiyoruz. Belki bazen mutlu ayrılamıyoruz. Bazen çok mutlu ayrılıyoruz ama umarım bugün çok mutlu ayrılıyoruz diyoruz ve Hadık saf yolluyorum. 3, 2, 1. Hubbard dedim abi ve yolluyorum. Hadi bakalım. Gelsin abi. Hadi güzel bir bayrak lütfen. Portekiz. Figo mu? Figo güzel. Kötü değil. Yani Rui Costa'dan iyi abi. Ama Portekiz'den sonra bir OF'yi bekliyordum. Gerçekten orada Ösebio gelseydi var ya. Müthiş olurdu. Yani Ösebio çekmeyi çok isterdim bu hesaba. Çünkü gerçekten şanslı. Ama Figo'yu da sever. Muhtemelen beğeneceği bir kart. Çünkü o da bizim yaşlarımız olduğu için Figo'yla oynamayı sevecektir. Çünkü benim tarzımda oyuncularla oynamayı seviyor. Onun için sevindim yani keşke Portekiz'den sonra bir OF alsaydık ama Fiko da bence bizi Memnun etti diyebilirim Pahalı değildir ucuzdur muhtemelen ama Gene de kötü bir kart değil en azından 100k Bir tık üstüne çıktık Yani bence Onu bayağı bir memnun edecek bu şimdi Yani heyecanla Onun yanına gideceğim Discord'da inşallah zaten sesi kapattım Ve ne diyeceğini çok merak ediyorum ama umarım çok memnun kalmıştır diyoruz. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Takipte kalın. Katıl butonumuza aktif katılan da kanalımda destek sağlayabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.